İyi akşamlar değerli TV'den izleyicileri. Bir Esnafın Kürsüsü programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşam Esnafın Kürsüsü'nde konuğum Aydın Tamirciler Odası Başkanı Hasan Eyefçi. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Evet değerli izleyiciler, hem ülkemiz hem dünya büyük bir sıkıntının içinden geçiyor. Dün akşam itibariyle ülkemizde de artık koronavirüs, ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı. Ülke genelinde ister istemez bir panik havası oluştu ama bütün yetkililer, bakanlar, uzmanlar, doktorlar hiçbir paniğe gerek olmadığını söylüyor. Bu koronavirüsün sadece sağlık yönüyle değil, ülkemizi ekonomik yönüyle de ve dünyaya, diğer ülkeleri de ekonomik yönüyle etkileyen yönleri de var. Ama bir yandan hayat da devam ediyor. Biz hayatın içinde olan her zaman bir şekilde bizim temas ettiğimiz esnaf camiasını sizin ekranlarınızda sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün de Aydın Tamirciler Odası'nı konuşacağız. Başkanım ben önce Hasan Eyefçi kimdir? Bir kendinizi tanıtırsanız oradan başlayalım. Teşekkür ederim. Öncelikle TV'den çok böyle bir program sunduğu için çok teşekkür ediyorum. 1966 Aydın doğumluyum. Meslekle ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. 1977'de mesleğe başladım. Yani 11 yaşlarında falan. 11 yaşlarında falan. Evet. İşte 87'de diş yerini açtım. Tamam. 87'de diş yerini açtım. İşte 95 gibi, 94 veya 95 olması gerekiyor. Yönetim kurulu üyeliği, başkan vekilliği. Daha sonra da 2002'de Aydın Oto Tamirci Odası Başkanlığı'na seçildim. Hemen hemen bugün 17-18 yıl oldu. Hala başkanlığı sürdürmekteyim. Evet. Esnafıma iyi bir hizmet edebilmek için mücadele ediyoruz. Evet. Ben esnaf camiasını mesleğe başladığım ilk yıllardan beri takip ediyorum. Yani evet. 25-30 yıldır. Ben size hem odadaki ilk görevlerinizden, sonraki oda başkanlığınızdan, yani Aydın'da en uzun dönemdir başkanlık görevini sürdüren için de birlikte de görev üstlenen evet, 2018'de Esnaf Odaları Birliği'ne de başkan vekili olarak seçildim. Evet. Öncelikle bize bu konuyu işte bizi layık gördüğü için Esnaf Odaları Birliği Başkanım Selahattin Çetin Doğan'a teşekkür ediyorum. Bu tabii esnafımızın faydası. Bizim orada olmamız esnafımıza daha faydalı olabilme, işte sanayideki sorunlarımızı daha hızlı bir şekilde taşıyabilme. Bu konuda duyarlılığı başkanımın çok iyi eksik olmasın. Hemen gittiğin bizim sorunları götürdüğümüzde beraberce Ankara'ya götürerek çözüm ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet. Tabii sorun bitmiyor. Sorun evet. Çok. Ben sorunlara geçmeden önce tabii Aydın Tamirciler Odası'nın yapısı nedir? Kaç üyesi vardır? Ne zaman kurulmuştur? Evet. Bir de onlardan kısaca bahsederseniz başkanım. Yapı tabii ki önemli. Yapı dediğiniz Aydın Oto Tamirciler dedim. Sadece tamirciler olarak görünüyor ama değil. Evet. İşte oto tamirci, döşemeci, boyacı, elektrikçi bana bağlı ciddi bir esnaf. Yani benim şu anda Aydın Oto Tamircisi olarak 650 esnafım var bana bağlı. Aktif üye bunlar. Aktif üye tabii. Evet. Bunları da en iyi şekilde hizmet götürmeye çalışıyoruz. Zaten götürmesek de onlar bizi bugünlere kadar getirmezlerdi, seçmezlerdi. Evet. Öncelikle beraber dayanışmamızdan dolayı üye arkadaşlarımı, oda üyesi arkadaşlarımı ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Sizin oda olarak yani aktif bir odasınız. Çünkü üye yapısı, dinamik bir üye yapısı aynen, var. Şu an Aydın Merkez'de, yani Efeler'de birinci sanayi sitesi dediğimiz ikinci sanayi, özlem sanayi, üçüncü sanayi. Aynen. Oralarda faaliyet gösteren sizin üyelerimiz var. Üyelerimiz ayrı ayrı tabii meslek dallarında. Ama şimdi artık büyükşehir yasası gereği bir de şey var. NACE kodları üzerinden oda üyeleri ataması yapılıyor. Mesela Umurlu'da esnaf odası var ama Umurlu artık mahalleye dönüştü. Umurlu'da yeni birisi tamirci ya da sizin odanız bünyesinde bir oto döşemeci açtığında size üye olacaklar mı? Hayır, Umurlu'da esnaf odası, esnaf odamız var. Evet. Şu anda faaliyetini devam ettiren hala Umurlu esnaf odasında kayıt olmak durumunda. Yani bizim bir odamız var orada. Anladım. O odamız olmadığında tabii ki büyükşehirden dolayı anladım, bütün üyeler bize doğru gelmesi gerekiyor. Ama şu anda ona ihtiyaç değil. Oradaki esnaf odamız bu işe cevap verebiliyor. Ben Umurlu'yu örnek olarak söyledim. Yani ya bunu bir başka yerde olabilir tabii evet ki. Yani Dalama'da esnaf odası var galiba. Var tabii. Bir tane esnaf odamız Dalama'da da var.
Bunlar da tabii NACE kodlarına göre artık düzen alıyor. İyi olduğu NACE kodları. Eskiden biz işte istediğimiz gibi üyelerimizi kaydedebiliyorduk. Şimdi öyle bir şey yok. Meslek erbabı nereye kaydolması gerekiyorsa oraya kaydoluyor. NACE kodu sana oraya yönlendiriyor zaten. Evet. O da bizim için çok daha iyi oldu. Başkanım, yakın tarihte sizin bir çalışmanız vardı. Hatta yılbaşından önceydi sanırım. Yılbaşına yakın bir tarihte. Ben sizi o zaman davet etmiştim. Demiştiniz ki siz hele bir şunu yapalım, sonra geldiğimizde konuşabilecek bir konumuz da olsun diye. Siz üyelerinize form dağıttınız. Evet, araç kabul formu. Sadece üyelerinizi düşünerek değil, aslında tüketiciyi de düşünülen bir sistem. Onu biraz, nedir bir anlatsanız. Onu tabii biraz açmak istiyorum. Benim üyelerimde zaten bu form var. Evet. Benim üyelerim bu formu bugün ben dağıttım diye görmediler. Evet. Bizim servis babında çalışan, işte sigorta iş yapıyoruz. O form olmayınca bu sigorta işlerini yapmamız hiç mümkün değil. Sadece benim üyelere dağıtmış olduğum form biraz daha ciddi. Yani avukatsal. Biz bunu işte federasyonla çalışarak düzenledik. Hatta federasyonun çalışması yetmedi. Burada bir özel avukatla beraber işte en az 15-20 gün, bir ay gibi bir zaman çalışarak daha üst düzeye getirdik. Hem müşteri bize geldiğinde onun sorunu en aza indirebilmek, hem de üyemizin müşteriyle haklarını birbirine savunmak. Yani evet. Nedir? Müşteri iş yaptırıyor, işte sorun yaşıyor. Bizim yaptığımız sanayide, ben bunu hep söylüyorum zaten gazete aracılığıyla, gerek de fırsat bulucu televizyonlarda söylüyorum. Bizim sanayide yapılan iş aynı servislerde gibi, taktığımız parça 1 yıl garanti. Evet. Şimdi yaptığımız işin arkasında durabilmemiz için bu formu kullanmamız gerekli. Müşteriyle ustamın arasındaki sorunu askere indirebilmek için. Yani adam işte bunu yapmış, odası hem müşteri arabasını bıraktığında, ulan arkadaş ciddi bir yere ben arabamı bırakıyorum, işte kayıt altına alınıyor. Çalınması var, bunun işte sıkıntısı var, kalması var, almaması var gibi nedenler azaltabilmek için bu formu düzenledik ve bu başarı elde etmeye başladık. Evet. Arkadaşlarımız kullanmaya başladı. İşte bununla ilgili odamıza şikayet geldi. Geçen de baktık ki burada kusura bakmayın beyefendi, işte bunlar yazılmış. Bunlarda çok bir eksik yok. Ustam size bunları yazmış ve izah etmiş. Doğru mudur? Aydınlattık ve çözdük, gönderdik. Anladım. Yani bunun faydasını görmeye başladık. Üyelerden nasıl bir dönüş oldu? Yani bu formu dağıtınca hepsi mutlu. Hepsi mutlu. Hatta işte bunu kullanmak adına da biz avukattan tekrar bir ricada bulunduk. Biz bunun bak birkaç tane şikayet geldi ama burada bir eksiklik hissediyoruz. Biz yardımcı olabilir misin? Önümüzdeki hafta gelecek, tekrar o konuyla ilgili bir çalışma yapacağız. Peki. Başkanım, sohbetimize devam edeceğiz ama bizim arkadaşlarımız birkaç tamirci esnafıyla, yani sizin üyelerinizle röportajlar yaptılar. Çok iyi. Bakalım sizin üyeleriniz odadan memnun mu, ya da sizden beklentileri var mı, ya da onların dile getirdiği ne demek? Sıkıntılar ne nelerdir? Demek? Ne demek? Onları da dinleyelim, onların üzerine sohbetimize tabii devam ki, edelim. Tabii ki. Hazırsa arkadaşlardan, şu an hazır değilmiş. Şu an tamircilerin sorunları nelerdir? Önce biz sizden dinleyelim de sonra üyelerden dinleyelim. Sorunların bitmek hiç mümkün değil. Bitirmek de mümkün değil. Evet. Bizim tamircilerin sorunları çok. Tabii çok olması da çok önemli değil. Bunların hepsinin üstesinden Allah'ın izniyle ben geliyorum. Tamam. Yani ben bugüne kadar hiçbir tamircime şikayeti götürmedim. Hiçbir boyacıma, kaportocuma şikayeti götürmedim. Kendi aramızda bu sorunları çözüyoruz. Yani siz oda başkanı olduğunuz günden beri üyelerinizle ilgili gelen hiçbir şikayet birliğin disiplin kuruluna gitmedi. Adliyeye gitmedi. Benim tamirci olmamda onlara bir faydası oluyor tabii ki canım. Evet. Ortak karar verip işte bir sorun varsa diğer ustamı çağırarak ben olmak üzere birkaç usta bir yere geliyoruz. Hiçbir sorun şu ana kadar onunla ilgili dışarı gittiğini zannetmiyorum. Ben zaten göndermedim hiç. Anladım. Çok şikayetler sizin bir 20 yıl öncesine göre şu an şikayetler azaldı mı? Azalmadı, arttı. Arttı. O yüzden zaten bu formu çıkarmak durumunda kaldık, mecbur olduk. Anladım. Niye arttı? Hem müşteride hem yedek parçada sorun çıkıyor. Evet. Yedek parçadan gelen sorunlar da var. Yani sadece benim ustamdan kaynaklanmıyor veya işte müşteriden kaynaklanmıyor. Müşteriden de kaynaklanıyor. Diyor ki müşteri, ben bunu 5 lira yaptıracağım. İşte iş bitiminde ben bunu 4 lira vermek istiyorum diyor. Yani tamamı sorunun benim ustamdan kaynaklanmıyor. Tamamı sorunun ustamdan kaynaklansa daha kolay işimiz. Peki. Müşteri de bunun arkasını sığınıyor. Müşteride de sorun yaşıyoruz. Peki. Başkan, VTR'miz hazırmış. Onu bir izleyelim. Tabii ki. Sonra sohbetimize devam edelim. Müzik.
Ben Durmaz. 30 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Japon araçların tamir, bakım, servis işini yapmaktayım. 16 yıldır sanayide esnafım. Genelde yaşadığımız sıkıntılar yedek parçada dengesiz fiyatların olması, yani çok ucuz fiyatlı araç parçalarda bulunması, kalitesine göre fiyatların değişmesi ve bu bizi müşteriyle ister istemez karşı karşıya getiriyor. Ayrıca bazı esnaf arkadaşlarımızın işi bilmeden fiyat vermesi, daha önce yapmadıkları iş konusunda fikir üretmesi, bu da bizi zora sokuyor. Çünkü biz burada doğru ve düzgün iş yapmaya çalışırken ister istemez onlar yüzünden sıkıntılar yaşıyoruz. Başkanımız var. Sanırım bu güven sorununa doğuruyor. Tabii güven sorunları aşırı derecede güven sorunu doğuruyor. Çünkü müşterinin birçoğu dışarıda diğer arkadaşlarda sıkıntı yaşıyor. Sonradan araştırıyor, soruşturuyor, bizi buluyor. Biz olayın ne olduğunu anlattığımız halde bize güvenemiyorlar, korkuyorlar. Acaba buradan da bir sıkıntı yaşar mıyım veya benim işim olur mu olmaz mı şeklinde sıkıntılar yaşıyoruz. Odamızdan beklentimiz, yani bu tarz sıkıntılı olan arkadaşlarla ilgili bir çalışma yapılırsa çok iyi olur. En azından bunlara hani nerede nasıl konuşulacağı, ne yapmaları gerekiyor dile getirilmesi lazım. Yani en az benim sözüm şu, düzgün kişileri ayırt edelim artık. Yani kim bu işi yapıyorsa, kim biliyorsa onlar yapsınlar. Ama tabii herkes mecburen elliyor, yapıyor kendi çapında. İsmim Halil Yorulmaz. Yorulmaz Oto olarak iş yerimizi çalıştırmaktayız. Ne zamandan beri buradayız? 4-8-1994'ten beri iş yerimizi çalıştırmaktayız ama o günlere baktığımız zaman şu anki sıkıntılarımız, ekonomik sıkıntılar patladı. Araçlarımıza bakıma geldiklerinde vatandaş ekonomik olaraktan sıkıntısı nedir? Plastik para diyeyim artık onun adına. Şimdi kredi kartı olmasa o işte biraz zor yaptıracak zaten. Bir de artı vizeler vizeye gidiyor. Vizede kaldığında mecburen yaptırmak zorunda kalıyor. Ama ona daha izin olamıyor. Ne diyelim? Ekonomik sıkıntı var. İşlerimiz iyi Allah'a şükür diyeceğiz ama biraz daha iyi olması için vatandaşın biraz daha rahat olması lazım. Peki bağlı bulunduğunuz meslek odasından bir beklentiniz var mı tamir odasından? Bağlı bulunduğumuz meslek odasından senelerden beri çalışıyoruz. İhtiyacımız olduğunda kasamızda karşılıyor. Daha öncesindeki başkanlardan da çalıştık. Onlar da gideriyordur ama kasamızda biraz daha farklı. Başkanımız biraz daha ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Bir derdimiz olsa yardımcı oluyor o konuda şimdi. Peki, fuarlar olsa, fuarlara gitmek önceden öyle bir durum yoktu. En azından her sene belli bir tarihte fuarlar var İstanbul'daki şeylere götürme imkanı oluyor. Ben ismim İbrahim Erdoğan. 30 Eylül olarak 2000 yılından beri abimle birlikte Gökhan Erdoğan'la iki kardeş olarak çalışıyoruz. Mesleğimiz boyunca yaşadıklarımız, şikayetlerimizden dolayı müşterilerle ilgili mesela hani, kimisi fiyatları ucuz veriyor, kimisi pahalı veriyor ya da bu tür şeylerimiz oluyor, hani sıkıntılarımız oluyor. Genel olarak da piyasayı bozan mesela bazı esnaf arkadaşlarımız var. İşte biz filan yerde yaptırdık, şu para filan yerde yaptırdık, şu para diye sıkıntılarımız oluyor. Bunları listeye, tamircılar odası olarak listeye herkesin uyumasını istiyoruz aslında. Yani listeye uyulsa ben de esnaf arkadaşlarım bir sıkıntı yaşanacak diye düşünüyorum. Bir de şu sıkıntımız var. Aracı yapıyoruz, vatandaşın parası yetmiyor. Mevcut arabayı teslim etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü arabayı yayın alma gibi bir şansımız yok. Arabayı veriyoruz, faturamızı kesiyoruz. 500 lira, 1000 lira para için arkada gidiyoruz. O külfiyet çıkarıyor. Karşı tarafını bir mesaj alacağız diyor. Orada karşı tarafını bir mallı alıyor vesaire bir şeyler gözükmüyor. Bu tür sıkıntılarımız var.
hani ben istiyorum ki hani tamircilere odasını da mesela bir avukatı olsun. Yani bizi yani yok, onu bir aidatları çoğaltalım, aidatını biz verelim, tamirci odasını da aidatı olsun. Bizim alamadığımız paraları gerçekten biz hakkıyla yaptıysak bizim almamızı yardımcı olsun yani. Mesela birisi tarafından müşterinin şikayeti varsa onlar da görürsün, onlar da çözülsün istiyor. Tabii şimdi tek taraf bakmamak lazım. Yani bazı konularda müşteri de haklı oluyor. Esnaf arkadaşların da yardım yaptığı işler oluyor. Ama ben inanıyorum ki esnaf arkadaşlarımız da bu işleri en doğrusu ve en güzel şekilde yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Ama tek sıkıntımız verisiyet. Bir de bazen sanayi dışında, dükkan dışında araç bırakıyoruz. O araçların da işte ne oluyor? Şu an bekçiler var artık. Bekçilerimiz dolaşıyor ama sanayinin bir de bekçi olmasını istiyorum sanayimizde. Yani dışarıda arabamızı kilitlediğimiz zaman gece bir gelip camını kırmasın vesaire. Müşterinin malına zarar gelmesin, dükkanımıza zarar gelmesin. Onu istiyoruz yani. Öbür türlü odamızdan memnunuz. Odamız yine oda başkanımız Hasan Eyüpçi olarak. Yani yine istediklerimizi sağ olsun bir sıkıntımız olduğunda gidiyoruz. Yardımcı oluyor. Ama tabii bunları da bir daha bile getirsek yapılsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet başkanım, üyeleriniz sizden evet. Hasan Eyüpçi olarak, Aydın Tamirciler Odası olarak genellikle memnun. Bazı beklentiler var. Geçmişte de dile getirildi, ben hatırlıyorum. Evet. Mesela sanayi sitelerinde bekçi bulundurma olayı, o sadece sizin odanızı değil, demirciler odasını, marangozlar odasını, sanayide iş kolu bulunan diğer odaları da ilgilendiren bir konu aslında. Yani sadece tamircilerin güvenliğini sağlamak değil, sanayilerde faaliyet gösteren bütün sanatkarların, esnaf ve sanatkarların güvenliği için. Bu geçmiş yıllarda da konuşulmuştu ama olmadı. Siz çok daha iyi bir konuyu biliyorsunuz ki gazetede evet. haber de yaptık. Evet. Biz geçmiş yıllarda bu işi çözmüştük. Evet. Yani dükkan başına bir 15 liraları gibi paraydı o gün zamanında. Özel güvenlik, emniyetten, Ankara'dan çalışmaları yaptık. Hı hı. Hemen üyeleri topladık. Üyeler bunu burada ne? Arkadaş benim iki tane takımım var. Ne bekçisi? Bu ne alakası var? Ben para vermem. Çoğunluktan geçmeyince biz zaten işi bitirmiştik. Yani evet. bu işi her resmi olarak her şeyini halletmiştik. Evet. Maalesef üyeler buna onay vermeyince tabii bir tamircilik odası olarak değil bu iş. Sanayide 9-10 tane oda başkanının üyeleri var. Yani bir bakkalı var, işte lokantacısı var, büfecisi var, var da var. Evet. Yani bunlarla ortak biz bu işi yapacaktık ama biz önce bir kendi adımıza bir demirciler odası da bu işe yardımcı oldu. Beraber bu işi çözdük zaten. O da kabul etmişti bu konuyu. Beraber yönetimden geçirseydik işimiz daha kolaydı. Yönetimden geçiremedik. Çoğunluk hayır dedi. Evet, ve o yüzden de kaldı. Tabii bu bizim sorunumuz değil. Bu devletin sorunu. Bu evet. bekçi artık biliyorsun bir gece evet. bekçi olayımız var. Gece bekçileri geri geldi. Aslında o olay çözülmüş. O konuyla da ilgili mutluyum. Karakolumuza gittiğimizde, emniyet müdürümüze gittiğimizde böyle bir sıkıntımız olduğunda derhal ve ekipler daha sık sanayimize ulaşmaya başladı. Tamam. Bekçiler bu işi çözecek diye düşünüyorum. Yani belki biraz daha sayısı artırılabilir. Hani artırılacak ve biraz daha zaman gerekiyor. Bekçiler yeni oluştu. Evet. Sanayi daha rica ettik. Biz aslında bu konuyla ilgili gelmesini rica ettik ama biraz daha bekçi sayısı az olduğu için gelemiyor. Ama biz emniyeti güzel gezdiriyoruz, kontrol ettiriyoruz sanayide. Evet. Öyle sıkıntımız yok. Çok eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmeyelim ama son dönemde sanayi sitelerinde sizin üyelerinizin iş yerlerinde yaşanan herhangi bir asayiş olayı var mı? Yani bu hırsızlık anlamında. Çok şükür. Son dönemlerde yok. Evet. Bundan işte 3-5 sene önce biliyorsun her gün bir hırsızlık olayı vardı. Evet. Her gün bir sorun yaşıyorduk. Çok şükür bu ara öyle bir şey yok. Yine de olmasın. Olduğunu da istemiyoruz. Peki. Başkan bir de üyelerinizden birisinin ifadesi vardı. Yedek parça fiyatlarındaki dalgalanmayla ilgili. Bu Çin'de başlayan koronavirüsle de ilgili mi? Evet. Yani nedir yedek parçadaki durum? Onu bir cevap vermek istiyorum. Bakın şimdi bir fuar benim her yıl üyeleri düzenli. Oda başkanı olduğum günden bugüne daha önce hiç olmamış. Düzenli İstanbul'u fuara götürüyordum. Evet, onun için bu, de teşekkür ediyorum zaten. Bu da şimdi yeni Nisan'da tekrar yeni gidiyorduk. Dün bir faksını aldık ki çalışmalarımızı başlatmıştık hatta. İptal oldu fuar. Sebebi işte bu koronavirüsü denilen evet. illetten dolayı. Evet. Bundan kaynaklanan yedek parça sorunlarımız başladı. Evet.
için de biz iyi bir yedek parça çalışması yapıyoruz. Bunlar gelmeyince bizim sanayideki yedek parça artışları daha fazla oldu. Stok yok. İnsanlar yedek parça almada zorlanıyor. Tabii ki bu koronavirüsü bizim sanayiye kadar geldi, etkiledi yani. Krizi evet. etkiledi. Kriz oluştu. Evet. İnşallah bunu da aşacağız ya. Yani 3 liralık bir ürün 9 liraya mı çıktı, 10 liraya mı çıktı? 9-10 çıksa iyi ya, ürün de bulamaz olduk artık yani. Anladım. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. He. İyi ki orijinal malzemeler var, kullanıyoruz ama biz Çin ve Japon destekle çalışıyoruz. Bütün fabrikalar çalışıyor. Bırakın sanayiyi. Yani koronavirüs... İşte bugün de tesadüfen Esnaf Kefalet Kooperatifine gittim. Sabah Ahmet abi diyor ki, dur tokulaşmayalım. Bir gün önce de gitmiştik Sayattin Başkan'la birlikte. Tokulaştık, öpüştük. Evet. Dur aman yazıyı okuyun diyor. Buyur başkanım, hayırdır, okumadım tabii ki. Evet. Koronavirüs, sen duymadın mı? Bizim evet. demek ki Aydan'a da, yani Türkiye'ye de geldi bu. Dikkat evet. edeceğiz. Evet. Allah korusun, Allah bize de bunu yaşatmasın yani. Ben espri olsun diye soruyorum. İkinci el otomobillerden koronavirüs bulaşır mı diye. Size en çok ikinci el arabalar geliyor ya başkanım. Zaten ikinci ellerde bu yüzden fiyat fark etti. İkinci evet. ellerde rayiş bir fiyat farkı var otomobillerde. Evet. Yine de bu işte ilgili yine. Evet. Yani bu kadarı fazla. Şey mi? Yükseldi. Yükseldi diyorsunuz. Tabii. Sıfır harbi yok bakıyorsunuz. Neden? Onlar da sıfır harbi üretmeyi azalttı. Evet. İşçi çıkardı. Sıfır arabanın üretimi düştü. Şimdi sıfır araba almaya gittiğinizde onu bile sıraya hazırlıyor. Evet. Önce aynı üretim olsaydı sıra olmazdı zaten. Evet. Onlar da bir tedbir aldı bu konuyla ilgili. Başkanım, röportajlardan benim çıkarabildiğim bir soru daha var. Üyelerinizden birisi diyor ki çok yeter, iki şey var aslında. Fiyat kırma muhabbeti var. Yani bir işi 70 liralık bir işi başka bir arkadaşımız diyor 50 lira dediğinde diyor evet. Müşterinin kafası karışıyor. Acaba kazıklanıyor muyum yani kaba tabiriyle? Bir şey daha ekleyeyim. Paralarımızı alamıyoruz diyor. Veresiye iş yaptığımızda bu konuda o da bize diyor yardımcı olabilir mi? İyi de ona nasıl olacağız? Evet, evet. Odaların öyle bir görevi yok zaten bildiğim kadarıyla. Önemli bir konuyu değindik. Öncelikle bahsetmiş olduğum şey... Paraların tahsilatı konusunda şey yapabiliriz. Odanın öyle bir görevi paraların yok. Paraların tahsilatını bizim yapmamız hiç mümkün değil. Evet, odaların öyle bir yetkisi. Hiç mümkün değil. Bir konu daha vardı, söylemiştim, unuttum ya. Diyor ki yani... Tamirciler kendi aralarında diyor. Yani başka bir arkadaşım diyor. Fiyat kırdığında diyor benim müşterimin kafası aynen. karışıyor diyor. Şimdi o konuyla da ilgili bir şey söylemek istiyorum. Biz uzun zamandan beri, 10 yıldan beri muhtemelen fiyat listesi yapmamıştık. Dün itibariyle birliğimizi gönderdik. Fiyat listelerini yeniledik. Fiyat listelerimiz biraz düştü fiyatları. Çok uzun zaman oldu yapmayalı. Tabii ki biz fiyat listesinin cizasında para alabiliriz. Onun üstünde para alamıyoruz. Hı. Büyük sıkıntı bu. Şimdi biz birbirim arkadaşın anlattığı gibi birbirimizin peşine düşmüşüz. Birisi 50 lira, birisi 100 lira yapıyor. Bırakın arkadaşlar. Biz onun peşinde olmayalım. Biz işimizi yapalım, paramızı alalım. Adam 50 lira alıyorsa onun sorunu. 50 lira alıyorsa onda bir sorun vardır. Yani insan hak ettiği parayı alıyorsa mesele bitmiştir. Bunun hepsi fiyat listesi, şu bu değil. Öncelikle vicdanla hareket etmek gerekiyor. Bizim en büyük sıkıntımız o 50 lira almış da 100 lira. Biz para tahsil edemeyiz o da olarak. Lütfen. Yani ustayı dinledim biraz da. Yani bizim paralarımız nasıl olacak? O zaman veresiye de iş yapmasınlar. Yani o zaman alamayacağın adamı da veresiye göndermeyeceksin. Biz o da olarak müşterilerden para tahsil etme hakkına sahip değiliz. Yani öyle bir dünyada yok. Geçen de aynısını yaşadım. Geldi şikayet ediyor. Bizim para... Kardeşim senin için karakolu yiyeceksin. Bizim odamızın yapabileceği bir iş değil. Alma verme işte yani parayla ilgili biz bir iş yapamıyoruz maalesef. Evet, alacak verecek ilişkisi. O karakolun işi. Emniyetin işi. Adli boyutta bir. Aynen. Başkanım şimdi sanayi sitelerinde sadece sizin meslek gruplarında değil diğer mesleklerde de yani son 15-20 yılın en büyük sorunu çırak, yeni çırak yetişmiyor. Evet. Ben anladığım kadarıyla yeni usta da yetişmiyor haliyle. Çırak yetişmeyince usta da kaliteli ustalar da alttan yetişmiyor. Alttan gelmeyince tabii evet. ki. Bu sorunun çözümüyle ilgili işte Aydın'da geçtiğimiz yıllarda bir çıraklık eğitim yani şimdi mesleki eğitim merkezi oldu ismi. Orada eğitim gören çocuklarla ilgili yurt yapılmalı falan gibi girişimler oldu ama onlardan da bir sonuç çıkmadı. Sizin oda olarak bu konudaki sıkıntılarınız nedir? Çok büyük. Hala çırak sorunumuz var. Evet. Yine söylüyorum ben 77'de bu işi başladığımda çıraktım. Yine 87 iş yerini açtım. Bana bir daha böyle bir şans da olsa yine oto tamircisi olurum. Evet. Veya boyacı olurum veya elektrikçi olurum fark etmiyor. Ben mesleğimden o kadar çok memnunum ki. Yani anlatılmaz. Zaman zaman çıraklık okullarında derslere katılıyorum. Yani her yıl yeni gelmiş çıraklara derslere katılıyorum.
kendimi anlatıyorum. Arkadaşlar ben de sizin gibi başladım. Çok önemli bu durum. Bu işte bunu işte bizim yarınız garanti. Hatta geçen de işte İşkur Müdürü Rami Bey işte Vali Bey ile bir toplantı yaptık. Orada da söyledim. Hatta bir tane de göndermişler. Bizim sanayide tamirci, boyacı, elektrikçi bir tane iş kurumu müracaat etsin, işim yok diye. Hemen yarın sabah iş bende. Evet. Öyle bir şey yok. Yani esnaf, zanaatkar kesinlikle işsiz olması mümkün değil ki iş tabandan çırak gelmiyor. Herkes okuyacak diye bir şey yok. Ben bunu aydın halkında seslenmek istiyorum. Herkes okuyacak diye bir şey yok. Yani okuyacaksa çocuk okuyacaktır, okumayacaksa da lütfen yönlendirin sanayi çocuklar sahip çıkalım. Yani çocuklar bir meslek erbabı olsunlar. Meslek kadar güzel bir şey yok. Eskiden demişler altın bilezik. Evet altın bilezik, hatta onun üstünde bir bilezik şu anda. Çok değerli bir iş. Mesleğe sahip çıkmamız için velilerin bize yardımcı olması gerekiyor. Çocuklar işte liseye, üniversiteye kadar gidiyorlar. Ondan sonra boş. İnanın o kadar iş müracaatı var ki üniversite mezunu insanlar. Bizim böyle bir iş müracaatımız falan yok. Bir şey de beklemiyoruz. Devlet bu sene, işte geçen yıl yapmıştı, bir çıraklara küçük bir katkı sağlıyor. O da güzel. Yani zaten biz çırakları doyuruyoruz, eskisi gibi değil. Ben işi başladım, belki 2 yıl haftalık falan da almadım yani. Eskiden para yoktu ki. Evet. Ben 20 tane elemanın içinde işi başladım. Şimdi abi çocuk çırak gelir gelmez zaten 16 yaşında geliyor. Evet, babası işi katacak. Bana kaç para verirsin? Dur bakalım ya. Sen bir başla, sana kaç para vereceğim ben karar vereyim. Öyle bir şey yok. Yani öncelikle onu soruyor, sen bu adamdan bir şey bekleyemezsin. Benim rahmetli nenem, ki benim annem babam çok erken yaşta ölmüş. Tam bir yıl 2,5 lira, hiç unutmam. Biriyle gönderiyormuş, benim ustam 2,5 lira nenemin verdiği parayı bana veriyormuş. Evet. Düşünsenize. Şimdiki hangi baba çocuğu için bunu bizi yapar? Yapmaz, zannetmiyorum. Yani geldiğimiz noktada ciddi bir sıkıntı. Çocuklarınızı lütfen sahip çıkalım. Çocuklarımızı biz sahip çıkalım. Sanayi yönlendirin, hiç sorun yok. Sonuna kadar da arkasındayım. Daha önce de bunu söyledim. Kalma sorunları var, evet. İşte ya, yurtla ilgili. Onunla ilgili bir çalışma başlattık ama basit bir iş değil tabii ki ya. Yani o yurt işi o kadar kolay değil. Yaptık, oldu, olmuyor. Çıraklık okulunun olduğu yerde bir boşluk var. Yine geçen de Selahattin Başkan'la beraber mücadele ettik, bir şeyler yapalım. Bizim üstümüzde düşen neyse yapmaya hazırız. Sonuna kadar da yapmaya hazırız. O kolay değil. Yani bizim yapabileceğimiz bir iş değil yani. O kadar kolay bir iş değil. Evet. Aslında şu da yanlış değil mi başkan? Hani sizin anlattığınızdan sonra ben şimdi üniversite mezunu işsiz insanları da sıkça görünce yani sanki sanayide çalışabilecek, çırak olarak çalışabilecek insanlar köydeki garibanın çocuğu olur. Niye böyle olsun? Şehirdeki insanların çocuğu da gidip sanayide bir tamircide, bir egzozcuda, bir otoboyacıda çalışamaz mı? Yani bu artık toplumsal farklılıklarımızı bir kenara bırakmamız gerekmiyor. Yani güzel bir konuya değindin. Eskiden okumayacak bu çocuk, verin sanayi gitsin. Evet. Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Bugün sanayiye başlayan çocuk okuyor da bir de. Çıraklık okulumuz var, iyi bir eğitim alıyor. Evet. Zaten artık eskisi gibi değil. Yani verin sanayiye gitsin. Yok abi. Şimdi sanayiye gelen adam bilgisayardan anlamak zorunda. Bugün günümüzün otomobillerini önünde bir bilgisayar yoksa, az önce VTR'de gördük. Evet. Benim ustam ne yapıyordu? Evet, bir kodlama yapıyordu o da. Yani onu bilmeyince tamircilik yok. Öyle tamircilik, iki tane anahtar aldım, geçtim ben bu iş yapıyorum. Bunlar çok eskidendi bizim zamanımızda. Ben çırak okulu falan görmedim. Evet. Benim zamanımda yoktu zaten. Şimdi çocuk hem çalışıyor hem de okuyor, bilgi sahibi oluyor. Yani o bilgisayar bizi görmedik abi. Çocuklar şimdi görüyor okullarda. Mükemmel bir eğitim var. Yani dediğiniz gibi Aydın şehir merkezindeki çocuk da sanayide çalışabilir. Evet. Zaten biz onları sesleniyoruz. Lütfen yapmayın. Yani iyi bir meslek, güzel bir para. Yani insanlar bunun kıymetini ancak bir yere geldikten sonra anlayabiliyor. Peki Milli Eğitim'le bir şeyiniz var. Mesela Milli Eğitim Bakanı'nın, şu anki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesleki eğitimi güçlendirme, tekrar geliştirme adına çalışmaları da var. Sizin Milli Eğitim'le endüstri meslek liselerinde çalışan çocuklar gelip sanayide sizin iş yerlerinizde staj yapabiliyor mu? Tabii yapıyor. Meslek lisesindeki, tabii meslek lisesinde benim şu anda dükkanda bir tane adam var, staj yapıyor. Evet. Yani bu görüşmelerde tabii zaman zaman gerektiği yerlerde görüşüyoruz. Ankara'ya gittiğimiz toplantılar dile getiriyoruz bunları yani. Evet. Yani bu çırak sorunu, ben başta da dediğim gibi, sadece sizin odanızın üyelerinin değil, birçok meslek... Türkiye'nin meselesi. Yani Türkiye'nin meselesi. Aynen, bizim de ilgili değil. Biz aslında bir işsizler ordusu yetişiyor şu an. Şu anda yapılan iş bu. Yani görülen bu yani. Evet. Hemen önüne geçmeliyiz ama.
Hatta ben son yıllarda artan intihar vakalarındaki artışı bile buna bağlıyorum. Yani çok doğru. Bu çocuklar üniversitelerde üniversite mezunu olacağım diye uğraşmak yerine vakti zamanında sanayiye yönelmiş olsaydı, üniversitede yine okusun ama bir meslek sahibi olsaydı. Aynen, zaten okutuyoruz. Karnını doyurabileceği bir iş sahibi olsaydı toplum bu hale gelmezdi. Ki bu sorunun bir an önce de çözülmesi gerekiyor değil mi? Yani bu kanayan kar topu gibi büyüyor. Kanayan yara yani. Ki biz çocukları okutuyoruz, öyle bir sorun da yok. Evet. Yani bizde çocuk 5 yıl çalışıyor, işte 4 yıl çalışıyor. Ondan sonra usta oluyor. Kalfa usta oluyor. Usta olduğunda da zaten hiç kimseye ihtiyacı olmayacak maaş alıyor bizden. Evet. Yani bugün 3 bin lira maaş alıyor ya. Çocuk kalfa benden 3 bin lira maaş alıyor. Evet. Yani sigortasını yapıyoruz. Eskiden de sigortasız çalıştırmak, biz çalıştık. Bugün çalıştırmak mümkün müdür? Değil. İş yeri sistemi farklı, iş yerinde bir takım işler yapılması gerekiyor. Bunun için işte hizmet almanız gerekiyor, doktor hizmet, sağlık hizmeti almanız gerekiyor. Bunlar var zaten bütün dükkanlarda, benim sanayide herkeste var bu iş. Evet. İlk yapanlardanız bir de ben. Bu iş yeri, sağlık hizmetlerini aydana ilk getirenlerdenim ya. Her dükkanda var bizim şu anda. Sigortalı çalışan her dükkanda aylık kontrollerimiz takip ediliyor. Lifte varana kadar, elektrik ceyranlarına olana, bakana kadar yani. Hepsini evet, kontrol ettiriyoruz. Evet. Şimdi bir de son dönemde artık bazı firmaların kendi servisleri de var. Yani ben o servislerde derken? Çalışan kendi özel servisi var yani A firmasının. Otomotiv satan firmanın aynı zamanda servisi de var. Tamir atölyesi de var. Tabii ki var. Bu da çok ya, değil ama ya. Yani oralarda çalışan gençleri falan gördüğümde ben onlar tabii kendi kıyafetleriyle vesaire çok daha farklı bir görüntü. Bizim sanayide aynı görüntü var canım. Ya sanayide de yavaş yavaş son dönemde öyle. Şimdi bizim evet dediğiniz gibi eskiden bir müşteriye oturtturabilecek bir sandalyemiz bile yoktu. Evet. Ama şimdi öyle bir şey yok. Bir yezhanemiz var, oturabilecek klimalı oturup müşterinin oturabileceği odası var. Evet. İşte herkes önlüğüyle arabanın içine girerken işte bizim kullandığımız bir takım bezlerimiz var. Özel direksiyonları var. Taktığımız bezler var. Yani evet. Onlar serviste ne yapılıyorsa artık sanayide bunların hepsi var. Anladım. Yani biz son derece bu konuda iddialıyız sanayide. Evet. Bu müşteriye saygının da bir gereği. Aynen. Olmasa gerekenlerden bir tanesi. Başka bir şey hatırlıyorum ben. Siz geçmiş yıllarda tamircilerin ortak kullanabileceği cihazlar, arıza tespit evet. vesaire bunlar alındı mı, oldu mu? Bunları yaptık tabii. Uzun müddet üyelerimize hizmet verdik. Çok büyük bir başarı elde ettik konuyla evet. ilgili. Az önce gördüğünüz gibi artık her dükkanda bu cihaz var. Eskiden bu bunu biz pahalı olduğu için o da... Ben ona hizmet ettirdim. İşte 5-10 yıl gibi, 10 yıl gibi bir zaman. He. Her üyenin işte arızasını tespit ettirerek bir tane de onun başında bir adam bulduk. Servis sıfırlamalarını falan yaptırdık ve bununla ilgili de işte en az işte 50 veya 100 olmak üzere üyelerimize İzmir Ar-Ge Araştırma Merkezi'nde üst düzey eğitim aldırdık. Çok motor güzel. Eğitimi. Bunları iyi ki yapmışız. Bugün de insanlar kendi halinde bunları kullanmaya başladı. Yani bu bizim yaşımıza bakalım. Yeni nesilin buna ihtiyacı yok zaten. Yeni nesil gelirken okul çıraklık okulda bunları görüyor. Evet. Biz görmeyenler için yaptırdık bu işi. Bizler görmedik. Çıraklık okulda hiçbir şey çıkmadı. Siz geleneksel ustaları aynen. Onlar eğittiniz. Da bugünkü pozisyona getirmeye çalıştık oda olarak. Evet, peki. Şimdi yerli otomotiv geliyor. 2022'nin sonunda evet. ilk şeyler piyasaya sürülecek diye. Yerli otomotiv konusunda tamircilerin bakışı nedir, beklenti nedir? O konuda tamamen elektronik bir araç geliyor. Vallahi bizim için hiç önemli değil. Biz bugün son model bir aracı sanayide hiç sorunsuz tamir edebiliyoruz. Evet. Ekipmanımız tamam. İşte usta olarak kendimize bu kursları giderek yeniliyoruz. Usta olarak çalışma konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Bakın sakın yanlış anlaşılmasın. Serviste yapılmayan çok şeyi biz sanayide yapıyoruz. Yani biz bugün son model bir Volkswagen sanayi tamir ediyoruz. Son model Fiat'ı sanayi tamir edebiliyoruz. Marka hiç önemli değil. Anladım. Yani yerli otomobille ilgili beklenti şeyiniz nedir? Yaklaşımınız nedir? Tabii ki iyi bakıyoruz. İnşallah iyi olur, çıkar. İşte biz de destekleriz. Ne demek yani? Bizim yerli bir otomobilimiz biliyorsun Fiat zamanında, işte Renault zamanında yapmıştı. Evet. Onlar da sahip çıkıldı. Bugünkü durumlara geldi. İnşallah Türkiye'de bu herhalde tamamı yapılacak diye düşünüyoruz. Zannetmiyoruz. O da mümkün değil. İnşallah olur da biz arkasında oluruz ya, sorun yok. Bizim için yani tamir bakım sorunu sıfır hiç yok. Anladım. Yani Aydın'daki tamirciler, yani sizin odanızın üyesi, bütün tamirciler
bütün teknolojik ekipmana sahip. 30-35 yaşındaki, 40 yaşındaki arabaları da ya da o klasik dediğimiz 65... Onlardan hiç bahsetmiyoruz. Onlar en basit olanlar. Onlar basit işler diyorsunuz. Bugün teknoloji motorlarından bahsediyoruz ki üst düzey teknoloji motorları bizim baktığımız araçlar. Bunların hakkından gelebiliyorsak artık bizim için sorun yok. Anladım. Yani bizim bugün, bırakın da yerli otomobilden bahsediyorsunuz ki o bana göre ki onu hayli başaracağız, başaracağımıza inanıyorum. Bugün en son model aracı bakacak imkanı sahip sanayi. Yani zoru başarırız, imkansız biraz zaman alır diyorsunuz. Evet, evet, aynen öyle. Bu fuarlar konusu var, o da ciddi bir konu. Yani sizin üyeleriniz fuarlarda bu sektördeki yeni gelişmeleri de takip ediyor. Aynen, düzenli onları götürüyorum zaten. Oradan işte takımların oradan alıyorlar. İşte anlaşma yapıyorlar, yedek parçalar orada görüyorlar. Yani işte bak, işte fuar Nisan'daydı. Adamlar ben hiçbir şey demeden, başkanım bu sene fuar ne yapacağız? Tabii ki gideceğiz. Yani alıştılar artık, gitmek istiyorlar. Oradan bir şeyler alıyorlar. Orada onlardan alışveriş yaparak bir şeyler görüyorlar. Görüyoruz yani hep beraber. Yeniliğe açığız, yeniliğe gidiyoruz zaten oraya. Sizin oda olarak yani fuar geleneğiniz gibi bir de aşure geleneğiniz var. Evet, yani Aydın Tamirciler Odası her... Her yıl aşure ayında olmak üzere bir de ki böyle hani sırf Ramazan'da biliyorsunuz bir de iftar yemeğim var. Yemeğiniz var. Yani o ben sizin odanızın aşure şeyini hani o dönemde herkes aşure yapar ya şey olsun laf olsun diye değil hani yapmış demiş olmak için değil. Siz bunu bütün işte üyeler geliyor, diğer odaların başkanları geliyor, birlik tabii başkanı ki, geliyor ki, falan. Ki. Güzel bir görüntü oluyor. Görüntünün dışında yapma ihtiyacı duyuyor bizim vefat eden ustalarımız. İşte bir de kaynaşma oluyor. Evet. Mehmet Bey, yani birinci sanayide odamızın önünde yapıyoruz. İkinci sanayide geniş caddede yapıyoruz. Orada yarım gün yarım gün insanlarla hasbihal ediyoruz işte. Onlar yapıyorlar, ben gidiyorum. Artık biz bu sanayiyi tam olarak oturtturduk. Evet. Ben başlatıp diğer akabinde üyeler yapmaya başladı. Belediyelerle ilgili sorunuz, sıkıntınız, beklentiniz var mı? Efeler Belediyesi ile ilgili olsun, Büyükşehir olsun. Yani sizin dükkanlarınızın, üyelerinizin dükkanlarının bulunduğu yerlerdeki altyapı ile ilgili ya da diğer kurumlar size ben şahsıma ait o zaman bir şey söyleyeyim. Benim belediye ile ilgili bir sorunum söz konusu değil. Neden? Evet. Her telefon ettiğimde cevap alabiliyorum. Evet. Altyapılarla ilgili sıkıntımız zaten yoktu. Daha önce de yoktu. Problemimiz olduğunda gerek Efeler gerek Büyükşehir ne zaman telefon etsem işim bugüne kadar görüldü yani. Böyle bir sıkıntım söz konusu değil. Ben şahsım adına konuşuyorum ama yani ben o da Aydın Oto Tamirci Odası nereye ilgilendiriyor? Sanayi ilgilendiriyor. Ben onunla ilgili konuşuyorum. Başkan bir de bu sadece sanayide esnaf ve sanatkar olan iş yeri olanlardan ziyade toplumu da ilgilendiren bir konu. Birinci sanayi sitesinin taşınması vesaire bu geçmişte gündeme geldi. Böyle bir şey söz konusu mu? Yani TOKİ'yle bir görüşme yapılması. Uzun yıllardan beri söylenen bir iş. Ben birinci sanayi doğumluyum. Yani dediğim gibi 77'de oraya geldim. Hala oradayım. Uzun yıllardan beri işte birinci sanayi sitesi kalkacak. İlk sanayi eski sanayi. Üst sanayinin kalkması yolunda bir hareket ettik. Yani sanayinin banka kısmındaki oraya işte orada büyük yolun üst kısmında diyelim. Fabrikalar falan boşalttı. Benim de orada muhtemelen 25-30 tane üyem var. Bisikletçi, motorcu gibi. Hala ki bu alarmı aldığımızda 2 yıl, 3 yıl falan olmuştu. Hala boşaltacağız abi üst sanayi. Alt sanayi ile ilgili bir sıkıntımız yok. Onu biz Özlem Hanım'la zamanında konuşmuştuk. Yani şimdi alt tarafta bir adam 1000 lira veriyor. İşte 700 lira veriyor, dükkan alıyor. Şimdi bu adamlar alırken tedirgindi. Ben sordum, dedim ki böyle bir şey var mı? Yok, o zemin hazırlanınca var. Onunla ilgili bir şey, tam olarak benim bir şey söylemem güç tabii. Büyükşehir'in verebileceği bir karar. Yani üst sanayide belki bir sanayi olabilir ama alttaki birinci sanayide herhangi bir şey. Yerleşke şimdi birinci sanayi kalkacaksa o zaman ikinci, üçüncü sanayinin çaresi bakılması gerekiyor. Evet, o da şehir göz kirliliği ise otobandan çıktıktan sonra bakıyorsunuz hep sanayi sağ tarafta. Orada başlıyor göz kirliliği. Evet. Yani göz kirliliği sadece birinci sanayi sitesinde değil. Evet. Yani üçüncü sanayi sitesi de halkın içinde, evlerin içinde kaldı. Evet, doğru. Bizim bir yere taşınmadan, bizim yerimiz olmadan nereye gideceğiz abi biz? Nerede hizmet vereceğiz? Doğru diyorsunuz. Ben birinci sanayi için bu yıllardır konuşulan bir mesele olduğu için özellikle sormak istiyorum. Üçüncü sanayide halkın içinde kaldı. Evet, halk sanayinin içinden geçiyor. Doğru. Az önce arkadaşımız işte bekçi konusunda bir şey dedi ya. Nasıl bizim sanayi çeviremeyiz ki? Evet. Sanayinin içinden halk geçiyor. Yani nasıl çevireceğiz? Zeybek Mahallesi'nde oturan insanlar oradan geçiyor. Aynen. Üçüncü sanayide de aynı. Sanayinin içinden geçiyor halk.
doğru diyorsunuz. Yani bizim oralar erbuk altına çevirme gibi hiç şansımız yok. Peki. Başkanım siz Tamirciler Odası Başkanı olmanın yanı sıra Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin de başkan vekilisiniz. Evet. Yani sadece kendi üyelerinize değil, işte Karacası'daki bakkalla ilgili de, Kuşadası'ndaki lokantacı ile ilgili de, Didim'deki şoförle ilgili de alınan kararlarda birlikte bir söz sahibi olan kişisiniz ya da esnafın, evet, sorunlarının çözümü anlamında sıkça Ankara'ya da gidip geliyorsunuz. Birlikteki çalışmalarınız nasıl gidiyor? Birlik, evet. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin üyeye yaklaşımı, çözümü ya da diğer esnaf üyelerden, esnaf kesiminden birliğe gelen talepler, sorunlar genellikle neler? Evet, 2018'de yani 2 yıl önce Esnaf Odaları Birliği'ne başkan vekili başkanım tarafından seçildik. Kendisine teşekkür ediyorum. Tabii çok önemli bir durum. Orada da ciddi çalışmalar var. Dışarıdan bakıldığı, göründüğü gibi değil. Orada hiçbir bir dakika bile zamanımız olmuyor. İnanın öğlen yemeği yiyecek zamanımız olmuyor. Hızlı bir şekilde, o da bize bağlı olan 82 tane odamız var. Her birinin ihtiyacını hızlı bir şekilde görmeye çalışıyoruz. Zaten oraya niye seçildik? Onların işini görmek için seçildik. Onların işini kolaylaştırmayacaksak, görmeyeceksek orada durmamızın da bir anlamı yok. Hı. Adamlar bizi bu görevi atletmişler, seçmişler. Bu konuda zaten başkanım çok duyarlı, eksik olmasın. Zaman zaman biz de kızıyor. Yani oğlum bekletmeyin amana. Gelene önce bakacaksınız. Hı. Ondan sonra siz kendine zaman ayıracaksınız der yani. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. İyi bir hizmet götürdüğümüze inanıyorum. Peki. Orada zaten Hulusi Akşit gibi efsanevi bir başkanın oluşturduğu bir altyapı da var. Yani evet. Birlikte işler... Tabii ondan aldığımız bir bilgiyle hareket ediyoruz ama kendisine Hulusi Başkan'ın da buradan teşekkür ediyorum. Evet. Artık bu iş ondan bir tık daha üstü doğru gidiyor. Evet. Bizi de gurur duymalı bana göre. Hulusi Başkan böyle bir ekibi teslim ettim. Çocuklar bu işi en iyi şekilde götürüyor ki bizi bakıp izliyordur. Evet. Biz onu hiç mahcup etmeden ki ondan aldık bayrağı hemen omuzladık, hızlı bir şekilde ileriye götürüyoruz. Peki. Ve götürmeye devam edeceğiz inşallah. Peki. Başkanım, programımızın sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz üyelerinize, vatandaşlara? Evet, öncelikle üyelerimden bahsedeyim. Üyelerimize sıkıntılı bir zamandan, süreçten geçiyoruz. İnşallah bu süreci atlatacağız. Bakın, dünden beri de bir koronavirüs işi çıktı. Daha da işimiz zorlaşacağını düşünüyorum. Türkiye'mize gelmese iyiydi. Bunları atlatacağız. Herkes birbirine sarılacak. Ben sonuna kadar ne yapılması gerekiyorsa üyelerim için yapmaya hazırım. Gece gündüz hiç fark etmez. Onlar zaten, ben gece 12'de arası kalkıp gidiyorum. İşte öğlen saat 1'de de arası gidiyorum, onların yanındayım. Birbirimizi sarılarak inşallah, ben üyelerimde güveniyorum. Beni sever, ben de onları severim. Biz bir artık bütün bir aileyiz orada. İnşallah bu günleri atlatacağız. Evet, buradan da sizi teşekkür ediyorum. Zaman zaman bizler buraya alın tabii ki. Yani bizim sorunlarımızı dile getirmek, sizin de bize faydanız olacağını dile getirmek de bizim son derece faydalısınız. TV'den ekibine ayrıca bir teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim başkanım. Katıldığınız için ayağınıza sağlık. Evet değerli izleyiciler, Esnafın Köşesi'nde bugün Aydın Tamirciler Odası Başkanı Sayın Hasan EFC'yi ağırladık. Haftaya başka bir konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.